Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyaların bugünkü bölümünde Jesse Blodgett davasından bahsedeceğiz. Bu davayı dinlediğinizde acaba önceden bu davayı Sezgi yapmış mıydı diye düşünmenize sebep olan birkaç nokta olabilir belki. Ama yapmadım ve ilerledikçe fark edeceksiniz. Aslında çok farklı bir olay. Ve hani isimler ya da yaşanan bir şeylerin gidişatı bazı noktalarda benzerlik gösterse de emin olun daha önce işlemedik bu konuyu kanalda. Ama videoya geçmeden önce eğer Karanlık Dosyalar Podcast'inin son 3 bölümünü dinlemediyseniz aşağıdaki linklerin en başından ulaşabilirsiniz bu bölümlere. Çünkü bu 3 bölüm bonustu, yani ekstra bölüm yayınlamış olduk ve gerçekten benim çok çok uğraştığım üzerinde ve aslında gurur da duyduğum bölümler oldu. Sizin de dinlemenizi çok isterim. Evet, şimdi videomuza geçebiliriz. Jesse Blodgett 1994 baharında Atlanta, Georgia'da dünyaya geldi. Ebeveynleri ise annesi Joy ve babası Buck'tı. Hep birlikte Wisconsin'de yaşıyorlardı. Ve söylenenlere göre Jesse çok zeki ve okulda da çok başarılı bir kızdı. Ve çok da yetenekliydi aynı zamanda. Özellikle de enstrümanlar ve müzik konusunda. Çok küçük bir yaşta piyano çalmayı öğrenmişti. Ve hem şarkı söylemekte, hem dans etmekte, hem de oyunculukta çok iyiydi. Yani hayatında böyle dört gözle bekleyeceği bir geleceği vardı. Jesse aynı zamanda çok da duyarlı bir kızdı. Yaşı ilerledikçe dünyada iyiliğin yanında kötülük de olduğunu fark etmişti. Ve bunu değiştirebilmek için kendisi elinden geleni yapıyordu. Yani ufak bir katkısı bile olsa bu onu mutlu ediyordu. Hayvan hakları konusunda bir aktivistti ve aynı zamanda çevrecilik, sosyal adalet ve şiddete maruz kalan kadınlarla da ilgileniyordu. Bu konularda da gönüllü çalışmalar yapıyordu. Ama bütün bunların yanı sıra onun hayatında böyle tutkusu olarak değerlendirebilmekte bileceğimiz şey müzikti. Kendi şarkılarını yazmak ve onları söylemek en sevdiği şeylerden birisiydi. Arkadaşları ne zaman evine gelse onlar için piyano çalar, şarkılar söylerdi ve onlar da bunu böyle ne kadar severek yaptığını görebiliyorlardı. Hatta en yakın arkadaşlarından birisi vardı. Daniel Bartelt adında bir çocuktu bu da. Lisedeyken yakın arkadaş olmuşlardı kendisiyle ve o da resmen Jesse'nin erkek versiyonu gibi bir şeydi. Çok yetenekliydi, zekiydi, okulda popüler ve hani dersleri başarılıydı. Aynı zamanda da müziğe aşık bir çocuktu. Keman çalıyordu ve bunun da yanı sıra oyunculukla da ilgileniyordu. Hatırlarsanız Jesse'nin de ilgi alanlarından birisi oyunculuktu. Ve böyle bazı oyunlarda rol almıştı. Aynı zamanda akranları tarafından da çok komik bir çocuk olarak bilinirdi. İkili lise 1. sınıfta tanışmışlardı ve anında böyle birbirleriyle uyumunu fark etmişlerdi. Yani daha önce dediğim gibi temelde aslında neredeyse aynı kişi gibiydiler özellikleri vesaire ve ortak noktaları çok fazlaydı. Zaman ilerledikçe de bu arkadaşlıkları aşk ilişkisine dönüştü ve bir ilişkiye başladılar, romantik bir ilişkiye. Çok mutluydular. Hatta birlikte böyle şarkı söyledikleri videoları YouTube'a koyuyorlardı. Ama 4 ay sonra Daniel artık bu ilişkide olmak istemediğini fark etti. Jesse ile bir arkadaş olmak istiyordu. Arkadaşlıklarına çok değer veriyordu. Ama romantik olarak devam etmemeleri gerektiğini, arkadaş olarak daha uyumlu olduklarını düşünüyordu. Bundan dolayı ilişkilerini bitirdi. Bu Jesse için de bir sorun değildi. Anlayabiliyordu ve hani karşı çıkmadı onun bu isteğine. Arkadaşlıklarını devam ettirmek konusunda da Jesse onunla aynı fikirdeydi. Ve ikili lisede de, üniversitede de arkadaş kaldılar. Ama üniversitenin de başlamasıyla artık ilişkileri de bittiği için eskisi kadar yakın değillerdi arkadaş olsalar bile. Bir de zaten Daniel da eyalet dışına taşınmıştı üniversiteye gitmek için. Jesse ise Wisconsin'da kalmıştı ve Jesse bu süreçte kendi çalıştığı yarı zamanlı işini bıraktı ve kendi işini kurmaya karar verdi. Bu işinde ise şan, piyano, keman dersleri veriyordu. Yani bir yerde müzik öğretmenliği yapıyor gibi bir şeydi ama özel dersler veriyordu. Ve işini başlattığı andan itibaren 2 ay içerisinde 26 tane öğrencisi olmuştu. Ve bundan ötürü çok mutluydu. Parasını kazanıyordu, sevdiği işi yapıyordu. Ek olarak başka iş teklifleri de alıyordu. Mesela yerel kiliseden onun koro şefi olmasını istemişlerdi. Hatta böyle
böyle müzikte böyle dezavantajlı olan çocuklara daha yardımcı olabilecek dersler vermesi için de iş teklifi almıştı. Ama aslında en büyük hayali üniversite öğrencileri için bir koro öğretmeni olmaktı. Yılda en az 100 öğrenciye ders vermek istiyordu ve müziğinin insanlar üzerinde bir etki yaratmasını, hatta hayatlarını değiştirmesini istiyordu mümkünse. Jesse bu amaçları uğruna, hayalleri uğruna çalışırken 2013 yılının yazı geldi ve hem Jesse hem de Daniel da dahil olmak üzere arkadaşları yaz tatili için Wisconsin'a geri dönmüşlerdi. Ve bu sırada Jesse öğrendi ki Daniel üniversiteyi bırakmıştı. Üniversite okumanın onun için gerçekten doğru yol olmadığını, hayatta başka şeyler yapmak istediğini düşünmüştü ve Wisconsin'da kalıcı olarak yaşamaya devam edecekti. Bunu duyduğunda Jesse aslında hani üniversiteyi bırakmasa şaşırmış olsa bile kendisi için iyi olan neyse onu biliyordur diye düşündü ve bir yandan da tabii ki en yakın arkadaşı Wisconsin'da tekrardan kalacağı için de çok mutluydu. Bu yazın başlamasıyla birlikte Jesse ile Daniel'ın arkadaşlıkları da eskisi gibi olmuştu. Tekrardan çiçek açmıştı diyebiliriz, yani solgun olduğu süreçten geçmişti. Ve ikisi tekrardan hep birlikte takılmaya, birlikte aktiviteler yapmaya başlamışlardı. Hatta eskisinden bile daha yakın oldukları söyleniyordu. Bütün yaz birbirlerinden ayrılmaz bir ikiliydiler resmen. Birlikte müzik yapıyorlardı, şarkı söylüyorlardı, yine videolar çekiyorlardı, YouTube'a yüklüyorlardı. Hep birlikteydiler ve hep de çok iyi zaman geçiriyorlardı. Hatta ikisi de farklı oyunlarda başrol oynamak için seçilmişlerdi. Yani oyunculuk alanında da ilerleyebiliyorlardı. Jesse, The Fiddler of the Roof oyunundaki Fiddler'ı oynamak için seçilmişti. Daniel da Bye Bye Birdie'de oynamıştı. Bu oyunculuk konusunda da gelişmeler yaşamış olmak ikisini de çok mutlu ediyordu ve hayatları gerçekten çok güzel gidiyor gibi görünüyordu. Jesse'nin ilk sahne performansı ise 14 Temmuz 2013 tarihindeydi ve çok iyi bir performans sergilemişti. Hatta bu oyundan sonra aynı gece oyun kadrosuyla birlikte bir havuz partisi yapacaklardı. Kutlama gibi bir şey olacaktı. Ve Jesse bu partiye katılmıştı. Görünüşte çok mutluydu, çok eğleniyor gibi görünüyordu. Ama daha sonra eve geldiğinde annesi biraz morali bozuk olduğunu fark etti. Ne oldu diye sorduğunda ise partide iki tane kendilerinden çok yaşça büyük adamın olduğunu söyledi. Ve bu adamların kendisine böyle asıldıklarından bahsetti. Yani gerçekten bütün böyle parti boyunca gözleri üzerimdeydi. Gözlerini üzerimden ayırmadılar. Ve gerçekten ben de bundan çok rahatsız oldum dedi. Annesiyle babası tabii onun dikkatli olması gerektiğini vesaire söylediler, konuştular. Daha sonra Jesse uyumak için odasına geçti. Ama yani o kadar rahatsız olmuştu ki bu partide yaşananlardan. O gece oturup yaşadıklarını günlüğüne yazmıştı. Hatta günlüğüne yazdığı şeylerden bir kısmı da şöyleydi. Bence bazı erkekler platonik aşkı alıp onu bir rekabete dönüştürüyor. Çaresiz değilim. Sorunların farkına varacağım ve onlarla korkmadan yüzleşeceğim. Yani buradan aslında Jesse'nin karakterine dair de birkaç bir şey anlayabiliriz. Kendisi inandığı şeyler uğruna mücadele etmekten korkmayan bir kız. Jesse o gece annesine de söylediği gibi yatıp uyudu günlüğünü yazdıktan sonra. Sabah olduğunda annesi Joy işe gitmeden önce bir Jesse'yi kontrol etmek istedi. Ve odasına girdiğinde Jesse'nin mışıl mışıl uyuduğunu fark etti. Onu uyandırmadan sessizce odadan çıktı ve işine gitti. Yaklaşık 4 saat sonra öğle yemeği molası için eve döndü. Ama ev böyle alışılmadık şekilde sessiz bir haldeydi. Evde hiç kimsenin olmadığının farkındaydı. Kocası Buck da işe gitmişti ve hani o da evde değildi ama Jesse evde sessizce odasında oturuyor bile olsa en azından bir gürültü yapardı. Annesinin girdiğini duyduğu zaman aşağıya gelirdi, ona seslenirdi. Yani herhangi bir şey yapardı, bir ses olurdu evde. Ama gerçekten böyle ürkütücü bir sessizlik olduğunu fark etmişti Joy ve hani Jesse'ye seslenmeye başladı aşağıdan. Jesse'ye uyanık mısın, neredesin? Ses de alamayınca geri ondan herhalde hala uyuyor diye düşündü. Sonuçta önceki gece partiye vesaire gitmişti. Bundan dolayı odasına çıkıp onu uyandırmaya karar verdi. Çünkü artık öğlen olmuştu, yani bu saate kadar uyumasın diye düşündü. Ama odasına girdiğinde Jesse'yi hala yatağında, yüzü mavi bir renkte ve nefes almıyorken gördü. Ve bunu gördüğü anda panikle 911'i aradı. Bu konuşmayı bulabilirsem ekleyeceğim videoya. Bulamazsam da neler geçtiğini aralarında böyle küçük bir diyalog halinde ekrana koyarım. Oh my god. Oh my god. Harper 911, what's your emergency? My daughter is blue. I went to wake her up and I just got home from lunch and she won't wake up.
She's 19. Oh my God. Okay. Okay. So is she breathing? I don't think so. No. The arm man. She's cold. She's cold. Konuşma sırasında Jesse'nin annesi 911 operatörüne kızının böyle buz gibi soğuk olduğunu, boynunda böyle ip izine benzer izler olduğunu ve aynı zamanda pantolonunun da ıslak olduğunu söylüyordu. Bu aramanın ardından polis ve ambulans tabii ki direkt olarak eve gönderildi ama geldiklerinde maalesef her şey için çok geçti. Çünkü Jesse çoktan hayatını kaybetmişti. Olay yeri inceleme ekipleri geldiklerinde Jesse'nin cansız bedenini odadan çıkarmadan önce etraftaki kanıtları aramaya karar verdiler. En azından hani bir şeyler bozulmadan o kanıtları bulmak istiyorlardı. Bu sırada tabii ki Jesse'yi de inceliyorlardı ve fark ettiler ki sadece boynunda değil bileklerinde de bağ izleri vardı. Yani bilekleri de bağlanmıştı. Ve onların düşüncesine göre Jesse'nin ölüm nedeni büyük ihtimalle boğulmaydı. Bunun dışında pantolonuyla birlikte saçı da ıslak haldeydi ve bu da saldırganın DNA izlerini temizlemek amacıyla bunu yaptığını düşünmelerine sebep verdi. Evin geri kalanı ve Jesse'nin odası da incelendiğinde herhangi bir zorla giriş belirtisi olmadığını fark ettiler. Yani bu da şunu gösteriyordu. Bu gelen fail, her kimse Jesse ya onu tanıyordu, onu bilerek eve almıştı ya eve ulaşımı olan birisiydi ya da çok sık sık eve gelip giden ve evde kimse olmasa bile eve nasıl gireceğini bilen birisiydi. Annesi Joe'ya da sordular tabii, yani bildiğin bir şey var mı, ne olmuş olabilir gibisinden, biri girmiş olabilir mi, kim bu diye. Ve Joe da bu yaşadıkları küçük kasabada kendilerini hep çok güvende hissettiklerini, hatta bazen kapılarını kilitlemediklerini söyledi ve kendilerini böyle endişelendirecek bir suçun ne kendi yakınlarında ne de bulundukları kasabada hiç yaşanmadığından bahsettiler bulundukları süre boyunca. Ama Jesse'nin annesi önceki gece partide Jesse'ye uygunsuz davranan adamları hatırladı ve polislere bu olayı anlattı. Hani belki onlardan birisi Jesse evde yalnız kaldığında onu takip edip de eve girmişlerdi. Bunu bilemezdi sonuçta, evde ne kendisi ne de eşi vardı. Polisler de bunun üzerine bu adamları sorgulamaya karar verdiler. Bunlar yaşanırken tabii Jesse'nin babası Buck da eve gelmişti. Ama o sırada çoktan kızının etrafı kordona alınmıştı ve içeriye girmesine izin vermediler. Yukarıya çıkmasına bile izin vermemişlerdi hatta. Ve babasının en büyük pişmanlıklarından birisi de kızının son kez görememiş olması, ona dokunamamış, veda edememiş, ona onu sevdiğini söyleyememiş olmasıydı. Ve kendi kendini hep suçlamıştı. Kızı babasına ihtiyaç duyarken babası onun yanında değildi diye. Ama bu sırada, yani bu olay yaşandığı sırada ve birkaç gün öncesinde müfettişlerin bilmediği bir şey vardı. Bu da Jesse'nin canına kıyan aynı failin tamamen başka bir suçtan dolayı aranıyor olduğuydu. Jesse'nin hayatını kaybetmesinden sadece 3 gün önce Melissa Richards adlı başka bir kadın parkta köpeğini gezdirirken bıçaklı bir adam tarafından saldırıya uğramıştı. Söylediğine göre yürüyüşün bitmeye yakın olduğu sıralarda Melissa köpeğini arabasına dönmesi için böyle tasmasından çıkarmıştı. Ve köpeği de arabasına gitmişti. Ama o önden koşarak gittiği için Melissa geride kalmıştı. Ve o sırada arkasından böyle kendine hızlı hızlı yaklaşan adım sesleri duymuştu. Bunun üzerine arkasını döndüğünde tanıdık gelen bir suratla karşılaştı. Bir adam ona doğru koşuyordu ve bu adamı daha önce yürüyüşünü yaparken bir minibüs tipi bir arabanın içerisinde görmüştü. Bu adam elinde bıçakla ona doğru koşarken Melissa da herhangi bir şekilde pes etmemeye karar verdi. Tamam, köpeği kaçtığı için pişman olmuştu. Hani köpek olsa kendini koruyabilirdi biraz daha diye düşündü. Ama yine de hani mücadele etmeden ben gitmeyeceğim diye düşündü. Ve adamla dediğim gibi mücadele etmeye başladı. Hatta elindeki bıçağı tutup onu ittirmeyi başardı. Ve her ne kadar bayağı yara almış olsa bile adamı korkutmayı başarmıştı. Ve adam da fark etmişti, yani bu kadın vazgeçmeyecek. Ve hani neyi varsa ben yaralasam bile onu üstüme gelecek. Bundan dolayı adam pes etmeyeceğini anladığı andan itibaren kaçmaya başlamıştı. Melissa da ilk iş polise gidip her şeyi anlattı ve hani adamın suratını vesaire her şeyi çok iyi hatırlıyordu. Onlara iyice tanımını verdi ve hani her ne kadar bayağı
kötü bir olay yaşamış olsa bile ki yaraları için 15 tane dikiş atılmıştı Melisa'ya. Buna rağmen polislerle gayet net ve sakin bir şekilde konuşmayı başarmıştı. Onun söylediğine göre bu adam beyaz ırktan bir erkekti. 18-20 yaşları arasında, 1.80 boyunda, açık sarı tülek tülek olan saçları olan birisiydi. Ten rengi çok açıktı, ekose desen bir şort giyiyordu ve gözlük takıyordu. Ek olarak mavi bir Dodge Caravan olan aracında tanımını verdi ve aracın park ettiği yeri de tam olarak hatırlıyordu. Bunları da anlattı. Şüphelinin taslağı çıkarıldığında polis bunu halka duyurduklarında kesinlikle ipucu alacaklarından eminlerdi. Ama hiç kimse bir şey bildirmek için aramadı. Ve daha sonra aradıkları ipucu bir polis memurundan geldi. Bu polis memuru tarif edilen adamı ve onun tarif ettikleri aynı arabayı olaydan bir süre önce aynı park yerinde görmüştü. Bu çok güçlü bir ipucuydu polis için. Çünkü insanların çoğu genellikle arabalarını rahat buldukları ve alıştıkları yere park etmekteler bir park alanında sık sık geliyorlarsa. Yani boş buldukları, o yeri boş buldukları zaman insanlarda böyle bir alışkanlık oluyor. Tabii ki de istisna olabilir. Ama hani çoğunluk bunu yaptığı için polis de bu adamın gerçekten o kişi olabileceğini düşünmüştü. Ve bunun üzerine gitmek için de ihtiyaçları olan şeye sahiplerdi. Çünkü bu polis memuru adamın arabasının plakasında çoktan sisteme girmişti o gün. Böyle hani bir sorgulamak, bakmak için girmişti. Neyden şüphelendi bilmiyorum. Ve bunun üzerine tabii plakayı da aldıkları ve arabanın sahibini de öğrendikleri zaman ulaşabileceklerdi. Ama yani plaka soruşturulduğunda çok şaşırdılar. Çünkü bu aracın sahibi bir tarif edilen 18-20 yaşlarındaki genç değildi. Bu bir orta yaşlı çifte ait bir arabaydı. Ve bu çiftin ikisi de Melisa'nın verdiği tanıma hiçbir şekilde uymayan insanlardı. Bundan dolayı polisler hani her ne kadar uyumsuz olsa bile yine de onlarla iletişime geçmek istediler. Ve bu çifti buldular. Onlara hani böyle böyle bir kişiyi tanıyor musunuz? İşte sizin arabanızda görmüş vesaire diye sordular. Onlar da evet tanıyoruz, bu bizim oğlumuz dediler. İşe gitmek için bizim aracımızı kullanıyor. O yüzden onu görmüşlerdir büyük ihtimalle diye düşündüler. Ve oğullarının da telefon numarasını verdiler polise. Bu sırada Wisconsin'deki o kasabada Jesse'nin katili hala bir gizem halindeydi. Ve tüm ailesi, akrabaları, arkadaşları onun yasını tutuyorlardı. Ve hani bu gizemli olayın çözülmesi için dua ediyorlardı. Hatta dedektifler bu telefon numarasını aldıkları sırada Jesse'nin ailesi, arkadaşları, tanıdıkları hepsi bir araya gelip onun adına bir anma töreni düzenlemeye karar verdiler. Ama böyle hani resmi, böyle çok şaşalı bir törenden bahsetmiyorum. Ellerine mumlarını almışlardı. Joy ve Buck'ın evine gitmişlerdi, yani Jesse'nin evine. Ve herkes böyle onların oturma odasında sıralanmıştı. Mumlar eşliğinde Jesse ile yaşadıkları güzel anılardan bahsetmişlerdi. Onu ne kadar sevdiklerini, onunla olan anılarını vesaire anlatarak orada böyle bir akşam geçirmişlerdi. Onu anmışlardı. Hatta Jesse'nin en yakın arkadaşı Daniel Bartelt de bu anma törenine katılmıştı. O da ailenin yanındaydı. Ve törenin tam ortasında Daniel'ın telefonu çaldı. Daniel telefonu açtığında evet tabii hemen orada olacağım diye yanıtladı ve ardındansa telefonu kapatıp Jesse'nin anne ve babasının yanına gitti. Ve onlara telefonun görüşmesinin diğer ucunda polisin olduğunu ve kendisiyle görüşmek istediklerini söylediklerini anlattı. Ve başta Jesse'nin annesi Joy olmak üzere odadaki insanlar Daniel'a hani merak etme, polis bütün arkadaşlarıyla görüşüyor Jesse'nin zaten. Senin de sıran geldiği için seni çağırmışlardır dediler. Ve o sırada tabii bu Melisa olayında onun başına gelenleri hiç kimse bilmiyordu. Çünkü bambaşka bir kasabada yaşanan bir olaydı bu. Ve hani herkes doğal olarak Jesse'nin davasıyla alakalı olduğunu düşünmüştü. Daniel buradan çıktı ve polis karakoluna gitti. Ve öğrendi ki kendisi Melisa davasıyla alakalı aranmıştı aslında. Polisler de hatta onu aradıkları sırada çok şaşırmışlardı. Çünkü hani Daniel'ın neden olduğunu, neden onu çağırdıklarını bile sormadığını görmüşlerdi. Hani bu çok garip gelmişti onlara. Yani kimin telefonunu polis arar, karakola gelir misin der ve o da hani hiç sebebini bile sormadan tamam gelirim diye çıkar gayet sakin bir şekilde diye düşünmüşlerdi. Daniel karakola vardığında böyle bir
çevre işleri halledilirken dedektiflerden birisiyle sohbet ediyordu bir süre. Ve dedektif o sırada hani gelişigüzel bir şekilde bu gece seni aradığımızda neredeydin diye sordu. Daniel da ona Jesse Blodgett'in anma törenine katıldığını söyledi. Bunu söylemesinin sebebi ise gerçekten gece yapılmış olmasıydı. Yani akşam vakti toplanmışlardı evde. Ve bu dedektif de farklı bir kasabadan olduğu için Jesse'nin davasını duymuştu ama ayrıntılarını bilmiyordu. Jesse'ye ne olmuş bu arada, hani duydum onun vakasını da diye sordu. Daniel ise ona, bilmiyorum, ona galiba birisi CS'de bulunmuş ve canına kıymış dedi. Ve bu noktada evrak işleri de halledilmişti. Ardından Melissa konusu hakkında sorguya başladılar. Polis Daniel'a Melissa'nın davası sırasında nerede olduğunu, o parkta olup olmadığını sordu. Ve Daniel da o gün oradaydım galiba diye yanıt verdi. Ama yine de her şeyi inkar ediyordu. Benim bu davayla hiçbir alakam yok diyordu. Bu sırada da sürekli böyle elleriyle olayı anlatıyordu. Fark ettiler ki Daniel'ın böyle kollarında vesaire çizikler vardı. Bu çizik nereden oldu diye sordular. Daniel, bir düştüm galiba ya, ondan olmuştu diye cevap verdi. Bunun ardından dedektif ona kollarını ve avuç içlerini açıp göstermesini söyledi. Bunu Daniel yaptığında ise baş parmağında bir delik olduğunu fark ettiler. Bu delik nereden geldi, yakın zamanda olmuş diye sordular. Daniel da işteyken çivi çakıyordum, çivi battı, ondan dolayı oldu diye yanıtladı. Dedektifler de hani ne iş yapıyorsun ki sen böyle bir kaza yaşadın vesaire diye işi hakkında onu sorguladıklarında Daniel'ın yalanı ortaya çıktı. Çünkü gerçekten Daniel'ın bir işi yoktu ve anne babasına yalan söylüyordu. Onların da gerçekten haberleri yoktu. Daniel her gün, her sabah erkenden kalkıyordu, giyiniyordu, öğle yemeğini hazırlıyordu ve ardından ailesinin arabasına binip işe gidermiş gibi evden ayrılıyordu. Daha sonra ise arabayla etrafta dolanıyor, etraftaki parklara gidiyordu ya da böyle gitmek istediğin neresi varsa ve gününü boş boş işlerle uğraşarak geçirip ardındansa akşam işten dönermiş gibi eve geliyordu. Dedektifler tabii ki çalışmıyorsan, işe gitmiyorsan parmağındaki yara nasıl oldu diye de sordular. Daniel ise geçen akşam aileme akşam yemeği hazırlıyordum ve sebze keserken parmağıma denk geldi bıçak dedi. Ama dedektifler bunu yemediler doğal olarak. Çünkü eğer bu gerçekten yaşanmış olsaydı işteyken bunu yaptım diyerekten bir yalan uydurmak gibi bir zahmete girmezdi. Direkt olarak en başta bunu söylerdi. Bundan dolayı ona da tabii ki yani rol yapmayı kes istersen bunun gerçek olmadığını farkındayız dediler. Ve sonunda Daniel Melissa'ya yaptığı şeyi itiraf etti, o kişinin kendisi olduğunu. Neden böyle bir şey yaptın diye sorduklarındaysa sadece onu korkutmak istemiştim dedi. Canına kıymayı ya da öyle herhangi bir şeyi planlamıyordu. Sadece biraz korksun istemişti. Çünkü söylediğine göre üniversiteyi bıraktığından beri kendisi her gününü korku içerisinde geçiriyordu. Hayattan korkuyordu, her şeyden korkuyordu ve başkalarının da kendisi gibi hissetmesini istemişti. Ama Melissa'yı incitmek gibi bir amacı olmadığını söylerken yalan mı söylüyor, doğruyu mu söylüyor diye emin olmak için polisler bu bulunduğu parka geri döndüler ve Melissa'nın bu olayın yaşandığı bölgeye gittiler. Oradaki çöp kutularının içerisini araştırmaya başladılar. Bir şeylerden kurtulmak için o sırada yanında olan şeyleri atmış mıdır diye ve gerçekten de böyle bir şey yapmıştı Daniel. Çöp kutusunun içerisinde üzerinde Daniel'ın kanı olan bir koli bandı bulundu. Ve Melissa'nın çığlık atmasını önlemek için bu bandı kullanmayı planladığını düşünüyorlardı. Hatta muhtemelen bileklerini falan da bağlayacaktı. Bunun ardından gidip Daniel'ın evini aradılar ve evin borularında kullanan bandın o çöpte buldukları ve Daniel'ın üzerinde kanı bulunan bantla aynı bant olduğunu fark ettiler. Bu şekilde parkta bulunan bandın Daniel'a ait olduğunu resmi şekilde doğrulayabildiler. Daniel tutuklandı ve Melissa olayıyla alakalı suçlandı. Bundan dolayı da duruşmasını beklerken gözaltında tutulmasına karar verildi. Bu sırada Daniel'la görüşen dedektif de söylediği çok tuhaf bir şeyi hatırladı. Daniel'a Jesse'ye ne olduğunu sorduklarında onun CS'ye uğradığını ve aynı zamanda da canına kıyıldığını söylemişti. Ama Jesse'nin otopsisi daha tamamlanmamıştı bile. Ve Jesse'nin hayatını kaybetmeden önce böyle bir şey yaşadığını ne polis, ne ailesi, ne de başka herhangi bir kişi biliyordu. Bunu bilebilecek tek kişi o noktada faildi. Ve bunun ardından polisler Daniel'ı Jesse davası konusunda da araştırmaya karar verdiler. Kendisine elektronik cihazlarına el konuldu. Bunların arasında dizüstü bilgisayarı da vardı. Ve bu bilgisayara el koyduklarında içerisinde seri katillere ve uygunsuz filmlere hem de daha ileri seviyelerdekilere bu tarz şeylere dair kapsamlı bir arama listesine denk geldiler.
Ama en önemlisi ise bir snuff film denen bir şey bulmuşlardı. Türkçesi tam olarak ne bunu bilmiyorum ama kısaca özetlemek gerekirse bu filmlerde gerçekten bir insanın canına kıyılıyor. Yani sadece oyun ya da kameraya gösterme amaçlı kurulmuş, sahnelenmiş şey değil. Gerçek bunlar. Hatta bazen bahsedilir Dark Web'de, Deep Web'de bu tarz şeylerin bulunduğuna dair. Ve bunlar bulundu bilgisayarında Daniel'ın. Polisler bunu gördüklerinde tabii ki çok ciddi bir sıkıntı olabileceğini de fark etmişlerdi. Ama en can alıcı nokta şuydu ki Daniel'ın bu kaydettiği filmlerden birisinde Jesse'nin başına gelen şeylerin aynısı yaşanıyordu. Bu videoda bir kadın Jesse'ye uğruyor, ardından bir bantla boğuluyor ve sonra da geriye bırakılabilecek herhangi bir kanıtın ortadan kalkması için kendisi yıkanıyordu bedeni ve bunların aynısı Jesse'nin de başına gelen şeyler. Dedektifler bütün bunlarla alakalı onunla yüzleşmeye gittiler ve hani artık bir hata daha yapacak ve her şeyi itiraf edecek diye düşünüyorlardı. Ama bekledikleri şey olmadı. Daniel böyle tamamen yıkılıp ağlamaya başladı ve her şeyi inkar ediyordu. Hayır, hiçbir fikrim yok ona ne olduğuna dair, benim bu olayla hiçbir ilgim yok demeye devam ediyordu sürekli. Ama bu sürede polise o yaz ne kadar yakın oldukları da anlatılmıştı aile ve arkadaşlar tarafından. Ve Daniel daha önce konuştuklarında Jesse ile hiçbir yakınlıkları olduğundan bahsetmemişti onlara. Bunu niye anlatmadın, bunu niye gizledin diye sorduklarında ise Daniel bu aralarındaki ilişkinin flörte döndüğünü ve tekrardan bir romantik bir yöne gitmeye başladığını söyledi. Ve kendisinin söylediğine göre bir kız arkadaşı vardı. Ve Jesse ile arasındaki bu yakınlığın haberlerini kız arkadaşına gitmesini, kulağına gitmesini istememişti. Bundan dolayı gizlemeye çalışıyordu. Ama Jesse'nin hayatını kaybettiği sabah nerede olduğu soruldu Daniel'a. Ve kendisi her zaman yaptığı şeyi yaptığını, arabayı alıp işe gidiyormuş gibi yaparak parka gittiğini söyledi. Woodland Park'taki bir yerdeydi söylediğine göre. Orada takılmıştı, biraz kitap okumuştu, yazmaya çalışmıştı kitap ve daha sonra oradan ayrılmıştı. O sabah Jesse'nin yanında değildim dedi. Dedektifler ise daha sonra ona yazdığı kitap hakkında sorular sormaya başladılar. Ve Daniel bu yazdığı kitabın ana karakterinin adının Jessica olduğunu söyledi. Ve sonunda da canına kıyıldığından bahsetti kitabın. Bunu yani duyduklarında dedektifler daha önce de keşfettikleri birçok şeyin yanında artık emin oldular yani. Tamam, bu adamda bir şey var, bizim bunun üstüne gitmemiz lazım dediler. Her şeyi inkar ettiği için de biraz daha kanıt toplamaları gerektiğini fark ettiler. Çünkü üstüne gittiklerinde Daniel iyice sinirlenmişti ve böyle işte siz beni artık resmen suçluyorsunuz, itham ediyorsunuz, iftira atıyorsunuz, ben avukatımı istiyorum, konuşmayacağım demişti. Bundan dolayı polisler o sabah olduğu parkın kamera görüntülerini kontrol ettiler, olduğunu iddia ettiği parkın. Ve bu kamera görüntülerinde gerçekten de o sabah Jesse'nin orada olduğu görüldü. Sabah saat 10 civarında geliyordu. Ama bu demek değildi ki saat 10'dan önce gidip Jesse'nin canına kıyıp oraya gelmemişti. Bundan ötürü polis parka gitti ve yine çöp kutularını araştırmaya başladı. Bu çöp kutularının içerisinden bir kanıt daha bulmayı umuyorlardı ve umduklarını da elde ettiler. Bu çöp kutularından birisinde bir mısır gevreği kutusu buldular. Ve bu mısır gevreği kutusunun içerisinde kağıt havlular vardı. Ama bu kağıt havlular çıkarıldığında altından bir adet ip, bir böyle top şeklinde tıkaç, insanların ağzına tıkamak için kullanılanlardan ve alkollü mendiller buldular. Ve bir mısır gevreği kutusunun içerisinden bu kanıtı elde edebileceklerini düşünmek, yani hayal edince çok düşük bir ihtimal gibi geliyor insana bir çöpte buldukları bir mısır gevreği kutusundan. Ama bu kutuda buldukları ip Jesse'nin boynundaki izlerle eşleşti. Ve Daniel'ın evi ikinci kez arandı. Bu arama sırasındaysa bu ip parçasının daha uzun halini yine Daniel'ın evinde buldular. Polis ayrıca Jesse'nin yatak odasında da arama yapmıştı. Ve yatağının altında bir böyle rulo halinde bir kolibandı buldular. Bu buldukları kolibandı rulosuysa Melissa davasında bulunan ve üzerinde Daniel'ın kanı olan bant parçasıyla aynıydı. Yani o bant aslında bu rulodan alınmıştı. Hatta bu bantın üzerinde Daniel'ın parmak izleri de vardı. Bu kutuda bulunan eşyaların hepsini DNA testine gönderdiler ve DNA'ların hepsi Daniel'ınkiyle eşleşti. Ek olarak üzerlerinde Jesse'nin de DNA'sı bulundu. Jesse'nin otopsisi sonucunda da gerçekten Jesse'ye uğradığı öğrenildi. Hatta tırnaklarının altında da Daniel'ın DNA'sı bulunmuştu. Yine
deri kalıntıları vardı. Ve Daniels'a üzerindeki suçlamaları hala inatla reddediyordu. Asla kabul etmiyordu. Hani bütün bu delillere rağmen yok kardeşim ben masumum diyordu. Hatta ceza duruşması sırasında Jesse'nin ailesine böyle bildiğiniz direkt olarak bakmış ve onlarla konuşmuştu. Ve bu konuşmada da şunları söyledi. Bak Joy, size aradığınız nedenleri veremem. Küçücük beton bir hücrede kendimden saklanmamın hiçbir yolu yok. Ama giydiğim bu tulum, bu prangalar beni suçlu yapmıyor. Biliyorum suçlu olduğuma inanmanızı sağlayacak, çürütemeyeceğim birçok kanıt var. Kimseye masum olduğumu kanıtlayamam. Kendime bile. 400 gündür görmediğim güneşin doğup battığını da ispatlayamam ama öyle olduğuna inanmak hoşuma gidiyor. Vicdanım çok rahat dedi. Nasıl bir kandırmacadır, kendini nasıl bu kadar kandırmış gerçekten. Ben artık sadece bunu söylüyorum. DNA kanıtlarının hiçbir şekilde yalan söylemeyeceğini hepimiz biliyoruz çünkü. Jesse'nin ebeveynleri ise kızlarını onlardan alan kişinin Daniel olduğunu öğrendiklerinde şok oldular. Hatta ilk başta onlar bile bunu o kadar çok inkar ediyorlardı ki hani herkes olabilir ama Jesse olamaz diyorlardı. Ki bu arada o bahsettiğim iki adam vardı ya partide görülen. Onlar da polis tarafından araştırılmıştı. Başta söylemedim bunu tahmin etmenizi kolaylaştırmış olmayayım diye. Ama bu iki adam hiçbir şekilde o gün Jesse'nin yanında olamazlardı. Bunlar kanıtlandı ve tamamen aklandılar. Yani onların hiçbir alakası yoktu bu olayla. Net bir şekilde belliydi bu. Ama yine de Jesse'nin ailesi inanmıyordu yani. Bunu Daniel yapmış olamaz diyorlardı. Jesse'nin annesi Joy hatta Daniel'ın gerçekten kötü bir adam olmadığını düşündüğünü ve hani başına kötü şeyler gelen ve bunu yapmasına sebep olan iyi birisi olabileceğine inandığını söyledi. Jesse'nin babasıysa ceza duruşması sırasında Daniel'ın gözlerinin içine bakarak birkaç şey söyledi ve bu söylediklerinden bazıları şunlardı. Dan, her gün yaptığım gibi seni affediyorum. Her birimizin içinde iyi ve kötü olduğuna inanıyorum. Bu yüzden seni şeytanlaştırmayacağım ya da kötülemeyeceğim. Ayrıca Jesse'nin babası Buck Blodgett birkaç şey daha söyledi. Bunlar da Daniel hakkında söyledi. Kişisel olarak insanları etiketlemeyi sevmem ama bence o bir sosyopat. Bence empatisi yok. Zeki ve yetenekli birisi. Birçok sosyopat gibi o da hesap yapıyor her konuda. Uyum sağlamayı ve insanların arasına karışmayı iyi biliyor. Bırakın yaptıklarını kabul etmeyi. Benden, Joy'dan, Jesse'den ya da herhangi bir kişiden asla özür dilemedi. Yaptıklarını hala inkar etmeye devam etti dedi. Yani bu hala inkar etmeye devam etmesi yalanlarına kendinin de inanmaya başlamış olmasını gösteriyor bence biraz da. Bu kadar kanıtın olduğu bir şeyde gerçekten bir sihirli değnek falan dokunmadıysa bu adam böyle bir şeyden suçsuz çıkması gerçekten imkansız arkadaşlar. Sonuçta DNA kanıtlarından bahsediyoruz. Ve çok alakasız yerlerde bulunan şeylerin üzerindeki DNA kanıtları onlarla eşleşiyor. Yani tesadüfen başka hiç kimseyle eşleşmiyor da bu olaya dahil olan kişilerle eşleşiyor. Olduğu düşünülen kişilerle diyeyim en azından. Yani ben suçlu olduğunu düşünüyorum açıkçası benim fikrimi sorarsanız. Daniel sonuç olarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Çünkü yargıç eğer bir gün kendisi serbest bırakılırsa birini inciteceğini, tekrardan böyle bir şey yapacağını düşünüyordu. Ayrıca kendisi 2017 yılında bir itirazda bulundu, temyize başvurdu. Ve bu başvuruda da polisin ona haklarını yeterince açıklamadığını söyledi en başında. Yani olayların en başında sorgulandığı sırada. Ama temyiz talebi reddedildi. 28 yaşındaki Daniel Bartelt bugün hala cezaevinde. Kendisi West Bend, Wisconsin'daki Vulcan Islah Tesisinde parmaklıklar ardında tutulmakta ve şartlı tahliye için uygun değil. Yani büyük ihtimalle kalan günlerin hepsini hapiste geçirecek. Evet arkadaşlar, bugünkü davada bu şekildeydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka belirtin. Bunu başka davalarla karıştırmayın dememin sebeplerinden birisi kızın cansız bedenini annesinin odasında buluyor olmasıydı. Hani Emma Walker davasında da öyle bir şey yaşanmıştı hatırlarsanız. Ve yakında da bir dava işlemiştim. Daniel Bartlam adındaki bir çocukla alakalıydı. Ama bu kişi o değil. İsimleri çok benziyor olsa bile bu kişi Daniel Bartelt olarak geçiyor. Dediğim gibi video hakkındaki yorumlarınızı, sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarda konuşalım bunları da. Eğer Karanlık Dosyalar Podcast'ini dinlemek isterseniz açıklamalar kutucuğunun en başındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.